Ters trigonometrik fonksiyonlarda tanım ve görüntü kümesi. Bu videomuzda ters trigonometrik fonksiyonların tanım ve görüntü kümesinin belirlenmesini inceleyeceğiz. Aşağıdaki fonksiyonların tanım ve görüntü kümelerini bulunuz denmiş. A şıkkımızla başlıyoruz. Fx eşittir arc sin x. Bir fonksiyonun tersinin olabilmesi için birebir ve örten olması gereklidir. Şimdi bir tanesinde nedensel açıklamasıyla tanım ve görüntü kümelerini bulacağım. Diğerlerinde artık ezbere bilmemiz gereken noktaları anlatacağım. Arc sin x'in grafiği demeyelim. Sinüs x'in grafiği sıfırdayken sıfırdır sinüs. Pi bölü 2'deyken 1'e ulaşır. Pi'deyken 0 olur. Belli bir bölümünü çizeceğim. Sonsuza kadar devam ediyoruz çünkü periyodik olarak. 3 pi bölü 2'deyken eksi 1 ederiz. 2 pi'deyken 0 ve bu grafik kendini tekrar eder böyle. Gerisiyle ilgilenmeyelim şimdi. Geriye doğru gittiğimizde de eksi pi bölü 2'de eksi 1 olur. Bu şekilde gider. Daha fazlası bizi ilgilendirmiyor. Şimdi sinüs x fonksiyonunun grafiği budur. Bu sinüs x fonksiyonunun grafiği. Sinüs x girdileri bütün x değerleridir. Girdilerimiz tanım kümesi bütün x değerlerimizdir. Reel sayılar. Görüntü kümesine geldiğimizde ise sin x fonksiyonu için eksi 1 ile 1 arasında değişir. Kapalı aralık. Bir fonksiyonun tersini aldığımızda y eşittir sin x gibi bir şey düşündüğümüzde tersini aldığımızda girdilerle çıktıların yerini değiştiririz. Görüntü kümesi ile tanım kümesinin yerini değiştiririz. X eşittir. Bu y'yi bu tarafa gönderdiğimizde sinüsün başına arc gelir. Arc sin y olur. Eğer ki bu fonksiyon birebir ve örten olsaydı, direkt bunun görüntü kümesine arc sin x'in tanım kümesi, bunun tanım kümesine de arc sin x'in görüntü kümesi diyecektik. Fakat birebir ve örten değil. Aynı x değerleri, farklı x değerleri aynı y sonucunu çıkartabiliyor. Yatay doğru testini geçmediği için birebir değildir bu. Bu nedenle sin x fonksiyonunun tersi bütün x değerleri için mümkün olmadığı için matematikçiler de bunu yapmaya kararlı olduklarından dolayı diyelim. Bu sin x fonksiyonunun biz birebir ve örten olan bir bölümünü keselim ve ters trigonometrik fonksiyonu o bölgede tanımlayalım diye düşünmüşler. Sinüs x fonksiyonunun tamamı için tersi alınamaz. Sadece birebir ve örten yatay doğru testini ve düşey doğru testini geçen, düşey doğru testi önemli değil zaten fonksiyondur kendisi. Yatay doğru testini geçmesi birebirliğini gösterir. Bu bölüm için ters alınmıştır. Bu nedenle sin x'in bu bölümdeki girdileri eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 arasıdır. Çıktıları ise eksi 1 ile 1 arasındadır. Bu bölümde bunun tersini alırsak arc sin x oluşur. Ve bu nedenle arc sin x'in tanım kümesi, yani x yerine girdilerin kümesi, sinüsün bu bölümdeki y değerleridir. Eksi 1 ile 1 arasıdır. Arc sin x'in tanım kümesi, x yerine gelebileceklerin kümesi. Görüntü kümesine geldiğimizde ise, bu bölümü kestiğimiz için sinüsün x ekseninde buradaki girdileri eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 arasıdır. Biz bu çizimleri, bu birebirlikleri falan bunları bilmemize gerek var mı diye birçok kişinin kafasına şimdi takılmıştır. Aslında direkt şunları yazmam gerekiyordu. Arc sin x'in tanım kümesi eksi 1 ile 1 aralığıdır, kapalı aralığı. Görüntü kümesi de eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığı. Bunu yazsaydım bazıları sivri akıllı diyelim bunlara. Neden böyle? Ezberci anlatıldı. Alın nedeni bu.
diyelim onlar için. Onlar bu kısımla uğraşsınlar. Yani nedeni birebir bir örtenliği sağlayabilmek için sinüsik fonksiyonun bir parçasını kesmek zorunda kalmışız, tersini almak istiyorsak. Bu nedenle bunun tanım ve görüntü kümesi bu şekilde çıkmıştır. Size tavsiyem arcsinüs fonksiyonunun grafiğini Desmos grafik çizme programından çizdirin ve bir görün bu kısmını. Şimdi arcsinüslerin grafiklerini de çizerdim de gerek yok bize burada. Arcsinüs için tanım kümesi eksi 1 ile 1 arasıdır. Görüntü kümesi eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 arasıdır. Arccosinüs için tanım kümesi yine eksi 1 ile 1 arasıdır. Görüntü kümesine geldiğimizde ise onun grafiğinin sıfırla pi aralığı kesilip de birebir bir örten olduğu için tersi alma da kullanılmıştır. Bu nedenle görüntü kümesi sıfırla pi arasıdır. Arcsinüs'in çıktıları eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığında yer alırken arcosinüs'in çıktıları sıfırla pi aralığında yer alır. Bunlar oldukça detay bilgilerdir. Tanım ve görüntü kümesi bulma açısından. Bizim hocamız her şeyi sorar. Bizim hocamız zoru seviyor. Bizim hocamız bizi sınavda gömmek istiyor diyenler bunu izlesin. Yok bizim hocamız çok insancıl, çok basit şeyler soruyor diyenlerin buralarda pek dolaşmaması lazım. Arctanjant x'e geldiğimizde, arctanjant x'in buradaki x yerine gelebilecek değerleri tanım kümesi bütün reel sayılardır. Çünkü tanjant bütün sonuçları üretir. O yüzden arctanjantında girdileri bütün reel sayılar olabilir. Görüntü kümesine geldiğimizde sinüsün görüntü kümesiyle neredeyse benzerdir. Eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 arasında yer alır. Fakat eksi pi bölü 2 ve pi bölü 2 dahil değildir. Arkkotanjant x'in tanım ve görüntü kümesine geldiğimizde bunların hepsini normalde çizimler üzerinden anlatmam lazım. Çok uzun sürecek. Sadece bu bilgileri buralarda söyleyerek geçiyorum. Arkkotanjant x'in tanım kümesi de bütün reel sayılardır. Görüntü kümesi ise kosinüse çok benzer ama yine dahiliyet yoktur. Arkkotanjant x'in sonuçları birinci ve ikinci bölgede açılar çıkabilir. Arktanjantın sonuçları dördüncü bölge ve birinci bölgede açılar çıkar. Eksi pi bölü 2 ile 0 arası dördüncü bölge ile birinci bölgedir. Eksi pi bölü 2 ile 0 arası dördüncü bölgedir. 0 ile pi bölü 2 birinci bölgedir. Bu şekilde ters trigonometrik fonksiyonlarımızın tanım ve görüntü kümeleri hakkında bilmemiz gereken bilgileri görmüş olduk. Bu videomuzu burada noktalıyoruz.